Herkese merhaba, ben Fena, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda bazen saç boyama videoları, bazen market alışverişleri, bazen günlük hayatımla ilgili şeyler paylaşıyorum. Bugün size market alışverişimi göstereceğim, aldığım şeyleri göstereceğim. Biraz önce file marketten geldim. Fileyi ben gerçekten seviyorum, özellikle dondurulmuş ürünlerini falan seviyorum. 1300 liralık bir alışveriş yaptım. Genelde böyle keyfi şeyler, yani böyle ihtiyaç olarak bir şey almadım. Yani böyle abur cubur yeme içme tarzı şeyler aldım. Şimdi bunları size fiyatlarıyla birlikte aktaracağım. Hem ne kadar olduğunu görün diye, bir de denediğim ürünler var, denemediklerim var. İşte denemediklerim hakkında siz yorum yaparsınız, denediklerim hakkında ben fikirlerimi söylerim. Bu şekilde video gerçekleştireceğiz. Hemen başlıyorum. Şimdi öncelikle mezelerimle başlayayım. Mesela şakşuka almışım 47,5. Şimdi birazdan hemen göstereceğim. Önce fiyatlarını okuyayım. Peynir dolgulu biber 59,50. Humus 42 lira. Yoğurtlu köz biber var 44 lira. Aşağı yukarı fiyatlar bu şekilde. Şimdi şöyle göstereyim. Bu şakşuka. Ondan sonra bu işte dolgulu biber. Humus. Şöyle. Yoğurtlu köz biber. Ve son olarak atom. Bu atom biraz acı oluyor. Ben acı olanları ben yemiyorum. Bu biber dolgulu, pardon, peynir dolgulu biberi de aynı şekilde acı oluyor. Ben bunları yemiyorum. Onun dışında bu işte humusa zaten bayılıyorum. Humusları gerçekten güzel. Yoğurt köz biberini de seviyorum. Şakşukasını da seviyorum. Bunları şöyle hemen kenara atıyorum. Onun dışında mısır çerezi almışım 20 liraya. Haras markası. Şöyle, bundan daha önce almamıştım. Denemek amaçlı aldım. Güzel olacağını düşünüyorum. Sonra hemen bakıyoruz. Kakaolu katmer almışım. Muska katmer bu. Şöyle, bunun fiyatını hemen söylüyorum size. 80 lira fiyatı. Bunlar 2 tane aldım. Bunu daha önce denemedim. İlk kez deneyeceğim. Eğer isterseniz yorumlarda belirtin. Yapılış videosunda çekerim. Tadını hakkında falan şu an fikrim yok. Onun dışında tahinli sufleye geçeyim hemen. O da 74 liraymış. Bunu mutlaka videosunu falan görmüşsünüzdür. Daha yeni bir, tam yeni değil de birkaç aylık bir ürün olduğu için videosunu çekenler var. Ben daha yeni alabildim. Daha önce gittiğimde yoktu. O yüzden bunu deneyeceğim. İlk alışım dediğim gibi. Sonra frenk yemişi almışım. 39 liraya şu. Bunu denememiştim. Sırf denemek için aldım. Yorumlar, yani bir yorum şu anda yok. Bir de bu ejder meyvesi olanı da hala ben denememişim. Görmüşken aldım. Fiyatını da söylüyorum. 39 lira. Şöyle bir tane var içerisinde. Bunu da kenara bıraktım. Başka ne almışım? Pastırmalı kaşarlı pide. Hemen gösteriyorum. Bugün genelde bakıyorum. Daha önce aldığım çok fazla ürün yok. Genelde ilk kez denemelik bir şeyler almışım. Mezeleri denemiştim. Bir de birkaç sos aldım. Onları göstereceğim şimdi. Onun dışında denemeliklerimi almaya çalıştım. Şöyle pastırmalı kaşarlı pide aldım. Bunu da normal fırında ısıtarak tüketeceğiz. İşte ilk kez aldığım için bu ürün hakkında da çok bir detaylı bilgim yok. Hani güzel midir, kötü müdür bilmiyorum. Bunu da aynı şekilde eğer tercih ederseniz tanıtım videosunda çekebilirim. Başka ne aldığıma bakıyorum. İşte mayonez almışım 56 liraya, Haras markasını. Haras zaten filenin kendi markası. O yüzden ürünleri biraz daha uygun fiyatlı. Denediğim diğer ürünlerinden memnun kalmıştım. Mayonezini denemedim ama mayonezin de iyi olduğunu düşünüyorum. Onun dışında işte ketçabı 33 lira. Harrasın yine. Bu şekilde göstereyim size. Renklerimi şöyle koyayım. Salatalık turşusu almışım yine Harrasın. Şöyle 40 liraya almışım bunu da. Ben turşu çok severim. Yine Harrasın krem şantisini almışım. Sade krem şanti 23 lira. Özellikle Dr. Oetker'in krem şantisi çok fazla pahalı olmaya başladığı için, ya bana pahalı geldiği için Harrasınkini bir denemek istedim. Aynı güzellikte midir, o yoğunlukta kıvamda oluyor mudur bilmiyorum. Bunu da denedikten sonra yine bunun hakkında yorumlarımı yaparım. Videosunu çekmesem bile yorumlarda sorarsanız, o zaman denemiş olursa size fikirlerimi bu konu hakkında söylerim. 134 lira mı vermişiz buna? Bunu bilseydim almazdım kesinlikle. 134 verdiğimizi düşünmemiştim. Beyoğlu'nun böyle altılı kavanozunu almışız. Portakal limonluymuş. Bu şekilde. Buna da altılısından 134 lira vermişiz.
Başka size burada göstermemiş olduklarımı hemen söyleyeyim. Renk sos ve barbekü sos da almışız. Bunların fiyatlarını size söylemedim. Renk sosu 39 liraya, barbekü sosu 68 liraya almışız. Onun dışında göstermediğim burada 3 tane ürünüm kaldı. Onları da hemen söylüyorum. Şu şekilde hazır künefeden almışız. Bundan daha önce aldık. Ben bunu seviyorum, beğeniyorum. O yüzden tekrar tekrar her gittiğimizi alıyoruz. Bir saniye sizi bekleteceğim. Fıstıklı künefe 80 lira. Bu içinde ikili miydi? Tekli. Tekli olarak 80 lira. Ama diğer hazırlardan bir tık daha güzel yani. Onu da söyleyeyim. Son iki ürünümü gösteriyorum. Birincisi mangal lezzeti. Bunu zaten biz işte buralardaki şok marketlerden falan sürekli alıyoruz. Bunu işte tavuğu buna bulayıp tavada böyle arka dönüp kızartıyoruz. Çok güzel oluyor. Bunu da yani çok eskiden falan yapmıştık. Tekrar aklıma geldi bu tavuk budunu bulayıp kızartırım diye düşündüm. O yüzden yapayım diye tekrar aldım. Alışverişimiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar sormak istediğiniz bir şey olursa ya da Flemarket'ten denememiz istediğiniz bir şey olursa ya da önerdiğiniz bir şey olursa yorumlarda bana yazabilirsiniz. Onun dışında videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma da göz atabilirsiniz. Abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.